2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boksta 69 kiloda altın madalya kazanan Buse Naz Sürmeneli yurda döndü. Havaalanında basın mensuplarına açıklamalar yapan milli sporcu, "Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun," dedi. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz sabahın ilk saatlerinde. Şu an Tokyo'da tabii daha önde olduğu için biraz ayık enerjiyim ben. Tabii burada gördüğünüz sadece bir madalya. Ama içinde neler yatıyor sadece ben ve hocam Cahisun'u ve teknik heyet biliyor. Yani acı var, gözyaşı var. Antrenmanda çektiğin zorluklar var. Her şey bu madalyanın içinde. Şöyle tutayım. Çocukluk hayalim avuçlarımın içinde. Gerçekten küçük bir çocuktum. Sadece olimpiyatın ne olduğunu bilmeden Cahit Hocam bana her zaman olimpiyata gideceğiz, orada final oynayacağız, altın madalya alacağız dedi. Evet hocam, başardık. Olimpiyat madalyasını aldık. Evet, çok mutluyum, çok gururluyum. Türk kadını olmaktan, Türk kadınının yapabileceklerini göstermekten çok mutluyum. Bu madalya hayal kuran bütün çocuklara, hiç pes etmeyen Türk kadınlarına ve Türk'ün gücünü gösteren herkese armağan olsun. Umut ışığı olsun. Yangınımızda çalışanlara, evleri barkları yananlara, cana küçücük bile acıyan herkese umut ışığı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah bana nasip etti. Bütün sporculara da, 108 sporcumuza da inşallah nasip eder bu duyguyu. Tarif edilemez bir duygu. Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu yaşadım. Ama bu bambaşka bir duygu. Ağlayarak aldım madalyamı. Ağlayarak elim kalktı. Ama iyi ki de ağlamışım. Türk kadın olmaktan gayet mutlu ve gururluyum. Teşekkür ederim. Aslında kamuoyu olimpiyatları yaşadığımız 25 güne şahit olsa da, başta Buse Naz olmak üzere tüm sporcu arkadaşlarımızın elde ettikleri başarıların arkasında yıllar var. Bize göre yıllar, onlara göre yaşadıkları zaman dilimi zorluklarla asırlar var. Bu madalya ve diğer aldığımız madalyalar bir anın, bir sonucun, bir müsabakanın, bir 6 dakikanın, 4 dakikanın eseri değil. Ben Cahit Hocam'ın 2013 yılında attığı bir tweet'i biliyorum. "Allah'ım Trabzon'a bir olimpiyat şampiyonuyla dönmeyi nasip et." Yine Buse Naz'ın Cumhurbaşkanımıza verdiği sözü biliyoruz. Bu madalyayı size getireceğim. Her sporcumuzun ayrı ayrı madalyaların hikayeleri var. Ama bunların hepsi şu anda yanımızda bulunan olimpiyat altın madalya sahibi boksörümüz Buse Naz kızımızın şahsında toplanıyor. Sporcularımıza emek veren, katkı sağlayan kulüplerimize, federasyonlarımıza, antrenörlerimize, teknik kadrolarımıza, görünmez kahramanlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmek 83 milyonun her birinin boynunun borcudur. Tabii ben daha önce de söyledim. Buse Naz Sürmeneli bundan önceki boks yaşantısında 5 kez Avrupa, 3 kez dünya şampiyonu oldu. Ve sayısız uluslararası turnuvalarda şampiyonlukları var. Bütün bu şampiyonlarda İstiklal Marşı'mızı dinledik. Çok yoğun duygular yaşadık. Bizi seven insanları çok sevindirdik. Ama olimpiyat hayali bambaşka. Yani biraz evvel genel müdürüm de söylediği gibi 2013 yılında bir tweet attım. "Allah'ım bana olimpiyat şampiyonu sporcuyu, Trabzon'da olmadığı için ilk defa bir madalya gidiyor, Trabzon'a getirmeyi nasip et, kulübümüze getirmeyi nasip et" diye bir tweet atmıştım. Bunu yaşadık. Olimpiyat hayalinin duygularını çok merak ediyordum. Hazzını çok merak ediyordum. Heyecanını çok merak ediyordum. Bunu yaşadık. Bunu hissettik. Ta iliklerimize kadar hissettik bunu. Çok mutluyuz. Devam edecek. Bundan sonra da elimize gelen her şeyi yapacağız Türk sporu için. Ve bunu da başaracağımıza inanıyorum. Çok sağ olun. Genel müdürüm aslında çok güzel ifade ettiler. Olimpiyat madalyası çok farklı bir şey.
Yani Avrupa şampiyonu olabilirsiniz, dünya şampiyonu olabilirsiniz. Bu dünya şampiyonasını da kaybetseniz bir sene sonraki dünya şampiyonasında o madalyayı kazanma ihtimaliniz ve şansınız var. Ama olimpiyat çok farklı bir şey. 4 yıl yaklaşık dünyada 500 milyon sporcu, aktif sporcu kota almak için 4 yıl boyunca mücadele ediyor. Bunun içerisinde onların içerisinde sadece 12-13 bin tanesi olimpiyatlara gidebiliyor. Ve onların içerisinden de sadece 350-360 tanesi bu altın madalyayı göğsüne takma şansına sahip oluyor. Ben bu sene madalyayı aldıktan sonra da ifade ettim. Ne çocukluğunu yaşayabildi ne gençliğini yaşayabildi. Gece gündüz hocasıyla birlikte, Cahit Hoca'yla birlikte inanılmaz bir tempo, inanılmaz bir çalışma. Onun için bu olimpiyat madalyası gerçekten çok farklı şeyler ifade ediyor. Buse Naz gibi benim de hayalim vardı. Ben de aktif sporcuydum. Allah'ım bana bir olimpiyat madalyası nasip et diye ben de çok dua etmiştim. O madalya işte bugün kulüp başkanı olarak nasip oldu. Onun için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim.